Nefis Yemek Tarifleri Mutfağı'ndan herkese merhabalar. Bugün sizlerle zeytinyağlı biber dolması tarifi paylaşacağım. Öncelikle iç harcı için 1 adet orta boy soğanı küçük küçük doğrayalım. 1 tutam maydanozu da ince ince kıyalım. Daha sonra 2 adet domatesi rendeleyelim. Domatesleri rendelemek yerine dilerseniz küçük küpler halinde de doğrayabilirsiniz. Uygun bir tavaya 6 yemek kaşığı kadar zeytinyağını ve yemeklik doğradığımız soğanları alalım. Soğanlar pembeleşinceye kadar orta ateşte kavurmaya başlayalım. Seviyorsanız bu aşamada 1 veya 2 diş sarımsak da ekleyebilirsiniz. Kavurduğumuz soğana yıkayarak suyunu süzdüğümüz 1,5 su bardağı pirinç, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı nane, 1 tatlı kaşığı tuz ve rendelediğimiz domatesleri ilave edelim. Tüm malzemeyi karıştırarak yaklaşık 5-6 dakika domatesler yumuşayıp suyunu çekinceye kadar kavuralım. Kullandığınız baharatların oranını kendi damak zevkinize göre dilediğiniz şekilde değiştirebilir veya sevdiğiniz farklı baharatları da ekleyebilirsiniz. Seviyorsanız bu tarife tarçın, kuş üzümü veya yeni bahar ekleyerek tarifi daha da zenginleştirebilirsiniz. Pirinçlerimiz kavrulduktan sonra ocağı kapatalım ve kıydığımız maydanozu ilave edelim. Güzelce karıştırdıktan sonra iç harcını bir kenara alarak ılımaya bırakalım. Bu sırada bize dolmalık biberlerimizi temizleyebiliriz. Bunun için biberlerin baş kısımlarına parmağımızla bastırarak çevire çevire dikkatli bir şekilde çıkartalım. Bu arada dolmalık biber seçerken mümkünse ince kabuklu olanları tercih etmenizde fayda var. Temizlediğimiz biberleri daha sonra bol suda güzelce yıkayalım. Şimdi biberlerimizi doldurmaya geçebiliriz. Hazırladığımız harcı biberlerin içerisine küçük bir kaşık yardımıyla doldurmaya başlayalım. Biberlerin üzerinde biraz boşluk alacak şekilde doldurmanız yeterli olacaktır. Pirinçlerin pişerken şişeceğini hesaba katmakta fayda var. Burada eklemek istiyorum. Ben bu iç harcı ile toplamda 500 gram yani 13 tane dolmalık orta boy biber doldurdum. Malzemeleri istediğiniz ölçüde artırabilir veya azaltabilirsiniz. İç harcını biberlerin hepsine paylaştırdıktan sonra dolmalarımızı uygun bir tencereye yerleştirelim. Şimdi biberlerimizin ağız kısımlarını küçük domates dilimleriyle kapatalım. Bu sayede iç harcı dışarı taşmadan biberlerimizin içi güzelce pişecektir. Daha sonra biberlerin yarısına gelecek kadar tencereye sıcak su ilave edelim. Tencerenin kapağı aralıklı olacak şekilde kapatalım. Kaynayıncaya kadar orta ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşe alarak biberler ve pirinçler yumuşayıncaya kadar yaklaşık 35 dakika kontrollü bir şekilde pişirelim. İçi dışı gayet güzel pişmiş zeytinyağlı biber dolmalarını isterseniz ılık isterseniz de soğuk olarak servis edebilirsiniz. Umarım bu nefis tarifi sizler de dener ve memnun kalırsınız. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Sizlere dolmalarımın içini de şöyle yakından göstereyim. Gayet güzel pişmiş durumda. Umarım bu nefis tarifi sizler de dener ve memnun kalırsınız. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun.